NTV'ye soruda çalışma hayatına hoş geldiniz. Her hafta bu saatlerde olduğu gibi Profesör Doktor Cem Kılıç hocamızla birlikteyiz. Sorularınızı bekliyoruz. Aslında çalışma hayatına ilişkin hocam her hafta çok soru geliyor. Evet. Olabildiğince onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeni soru beklediğimizi de izleyicilerimizden bir not olarak aktaralım. Ama sorulara geçmeden hocam az evvel biz ekonomi bültenlerimizde de aktardık. Özellikle bu iflas eden tüccar ve iş yerini kapatan evet. esnafa dönük bir işsizlik maaşı ödenmesinin gündeme geleceği haberini evet. aktardık. 2020'den itibaren galiba önce prim ödemeler başlayacak, sonra da böyle bir uygulama. Nedir ayrıntılar? Berfu, aslında bu konu, ben de çok bunu değişik kereler yazdım hazırlık için. 2020'de başlayacak ama niye şimdi konuşuldu? Çünkü Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı. O yıllık programda işsizlik sigortası gelirlerine ek olarak ahilik sandığı gelirlerini de gördük. Dolayısıyla ertelenen uygulama 2020 Ocağı'ndan itibaren başlayacak. İlk çıkışı aslında 2017'dir. 2017'de işsizlik sigortası kanunu eklenen bir maddeyle oldu. 2018 Ocağı'nda uygulanması bekleniyordu ama ertelendi. Uygulama ertelendi. Uygulama işte. Ertelendi. Şimdi 2020 Ocağı'ndan itibaren tekrar uygulamaya geçmesi bekleniyor. Özellikle de programda yer alınca bu yönde tabii haberler çıktı. Nasıl olacak uygulama? Şöyle, esnaf, yani bizim dört beyli dediğimiz evet. Bağkur'a tabi olan kişiler açısından, eğer bu kişiler diğer hizmet taktiğiyle çalışan dört ağlılar gibi herhangi bir şekilde işlerini kaybederlerse, bu iflas olabilir, işin bozulması olabilir, iş yerinin kapanması olabilir, bu gibi sebeplerle işlerini bırakırlarsa bir işsizlik ödeneği alacaklar. Peki bunun için ne yapacaklar? İşte 2020 Ocağı'ndan itibaren bir prim ödenecek. Ne kadar hocam oranı? Bu prim de brüt asgari ücretin %2'sine denk geliyor. Eğer bugün itibariyle başlayalım, yani asgari ücret şimdi yeni yılda değişecek ya, o yüzden bir şey söyleyemiyorum ama diyelim ki bu yıl uygulanmış olsaydı yaklaşık işte 50 ile 101 lira arasında bir rakam olacak. Niye 50 ile 101 lira arası diyorum? Çünkü dileyen esnafımız 2 brüt asgari ücret üzerinden de ödeyebilir bunu. Yani daha yüksek aylık alabilmek için. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Devlet de katkı sağlayacak ama herhalde. Şu anki bizim 4 ağlılar için bir devlet katkısı var. Bu yeni sistemde de devlet katkısı yanılmıyorsam %1 civarında bir katkıdan söz ediliyor. Şimdi devlet katkısı deyince bireysel emeklilik hemen aklımıza evet. geliyor. Orada da çünkü hocam Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yıllık programında bazı değişiklikler doğru. öngörülüyor. Özellikle sistemden çıkışlarıyla gündeme gelmişti evet. geçtiğimiz yıl. Şimdi hem sistemden çıkmadan para çekme imkanı hı-hı. getirilecek hem de gençlere dönüyor. Sanki daha büyük katkı sağlanacak. Evet, orada yaşa bağlı olarak kademeli bir özellikle katkı imkanı getiriliyor anladığım kadarıyla. Çünkü biliyorsun %25 oranında bir devlet katkısı var. Bu %25'in üzerinde bir oranda bunun çalışması yapılacaktır elbet. Henüz belli değil bu nisaplar, oranlar. Ama gençleri daha fazla tasarruf etmeye yönelik olarak bu uygulama yürürlüğe girecek. Bence olumlu bir uygulama olacaktır. Aslında sadece bu değil, buna benzer başka hususlar da var. Değişiklik olarak ifade edebileceğimiz. Mesela biraz önce sen bahsettin. Şimdi bu bireysel emeklilik sisteminden, hatta otomatik katılım sisteminden bile ayrılmalar çok fazlaydı. Dolayısıyla evet. istenilen seviyeye ulaşamadı bir türlü orada hı hı. arzu edilen meblağlar. Bunu sağlayabilmek adına bazen insanlar nakit ihtiyaçları karşısında çıkıyorlardı sistemden ve hak kaybına uğruyorlardı. Şimdi diyelim ki evlilik, diyelim ki sağlık sebebi, eğitim, diyelim ki eğitim, bu gibi sebeplerle hiç sistemin dışına çıkmaksızın kısa dönem nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir düzeneye geçiliyor. Ama daha da önemlisi, benim aslında altını çizmek istediğim, fakat orada tabii genel ifadeler var. Sonradan bunların detayları muhtemelen ortaya çıkacaktır. Bizim kıdem tazminatıyla hep ilişkilendirdiğimiz tamamlayıcı emeklilik sistemine doğru gidecek olması. Yani bir nevi bireysel emeklilik sistemi mevcut emekliliğin dışında tamamlayıcı ayrı bir yapı olarak ortaya çıkacak.
Burada da kıdem tazminatı konusu gündeme gelebilir tekrar. Fon konusu gündeme gelebilir. Peki, sorular varsa bekliyoruz. Evet. Şimdi Cengiz Han Bey'in sorusuyla hocam bu bölümde soruları yanıtlamaya başlayalım. İzleyicimiz diyor ki ben 22 Eylül 79 doğumluyum. Şu an 5397 gün prim ödemem gözüküyor. Sigorta giriş tarihim 15 Ağustos 94. Fakat ilk prim ödenme tarihi hizmet dökümüne göre Şubat 97. Evet. Bu durumun emekli olacağım tarihe bir etkisi olacak mı diye sormuş. Evet, kesinlikle etkisi olur. Evet, sigorta tescili 1994 gözüküyor ama izleyenimizin adına ilk prim ödemesi 1997 olduğu için 1997 emekliliği için esas alınır. Burada da 1997 yılının hangi ayında sigortaya girdiği, tescilinin yapıldığı önemlidir. Ben bazen hep şunu söylerim, hatta yazılarımda da bir günün bile emekliliğe faydası var diye. Var? Mesela 23 Mayıs 1997 öncesinde eğer girmişse 56 yaş ve 5825 prim günü şartlarına tabi izleyenimiz. Ama diyelim ki 24 Mayıs'ta girdi, o zaman 57 yaş ve 5900 prim gününe yükseliyor. Dolayısıyla bunu da bilirsek bu ayrımı söyleyebiliriz ama genel olarak 56 ve 57 yaşlar izleyenimiz için geçerli. Şubat 97 demiş izleyicimiz ama zaten ayrıntılı bir şekilde söylemiş olduk. Şimdi doğru. Ali Enver Bey hocam demiş, bir soru göndermiş. Diyor ki 4785 gün 4A hizmetim, 1380 günde 4C hizmetim var. Peki. Memurluğuma sayılan 180 gün askerlik hizmetimde bulunuyor. İlk işe giriş tarihim de 17 Ekim 2000. Görevdeyken ölümüm halinde ailem ölüm aylığı alır mı demiş. Allah gecinden versin tabii ama insan her koşulda tabii herkes ailesini düşünüyor. İlk olarak bakmakla yükümlü olduklarınızı düşünüyorsunuz çalışırken bile. Bu nedenle ben bu soruları aslında artık eskiden evet de biraz böyle yadırgardım biraz ama duygusal yaklaşıyoruz. Şimdi giderek anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada endişe etmesin izleyenimiz. Gerekli şartları sağlamış gözüküyor. Kendisi bakmakla yükümlü olduğu kişilere yetim aylığı halk arasındaki tabirle aslında hani kanunen ölüm aylığı dediğimiz aylığın bağlanabilmesi için 5 yıl sigortalılık 900 ödenmiş prim gününün bulunması gerekiyor. Nitekim bu şartları sağladığı için vefatı durumunda eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları varsa onlara ölüm aylığı bağlanacaktır. Allah gecinden versin diyelim yine de diyelim tabii inşallah gerek kalmasın. Tuğba Hanım, işsizlik maaşı alırken bir yandan da primlerim ödenebilir mi? Bahsettiğim prim ödemeleri için bir yerde çalışıyor mu görünmeliyim? Bir yere bağlı olmadan da prim yatırılabiliyor mu demiş. Birbiri içerisinde aslında kanunun dışına çıkan pek çok husus var. Birincisi, işsizlik sigortasından faydalanıyorsunuz, işsizlik ödeneği alıyorsunuz. Ne için veriliyor bu size? İşsiz o dönemde çalışmadığınız için işsiz. Peki prim yatıyor olsaydı işsiz olacak mıydınız? Değil. Bu nedenle işsizlik ödeneği alırken sigorta primi yatmaz. Zaten prim yatmışsa anında kesilir işsizlik ödeneği. Bunun dışındaki sorusu prim ödemeleri için bir yerde çalışıyor mu görünmeliyim? Bunlar çok kolay tespit ediliyor çok artık hocam değil mi? Eskisi evet, gibi de değil evet. Yani. Belki eskiden yapılıyordu artık böyle sosyal şeyler. Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle kayıt dışına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Dikkat etmekte fayda var. Bu sahte sigortalılığa girer. Onu cezası da ağır. Cezası da ağır. Hatta bu sahte sigortalılıktan dolayı sadece iş kanunu, sosyal sigortalar yasaları çerçevesinde değil, bir de ceza kanunu çerçevesinde değerlendirilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat etmekte çok büyük fayda var. Ayhan Yılmaz soruyor hocam. İşe giriş tarihim 88, 8. ay demiş. Fakat prim ödenmemiş. Prim ödeme başlangıcım 2000 yılının 2. ayı. Şu an günlerim dolu ama emeklilik yaşını bekliyorum diyor. Askerliğimi ödersem acaba değişir mi? Hı hı. Bu arada 1 Haziran 71 doğumlu olduğunu da hatırlatmış izleyicimiz. Şimdi 1988 biraz önceki soruyla paralel. Farkında mısın? Primler geç ödenmiş. Prim hiç ödenmemiş belki de o 8. ay ama prim ödememiş. Evet. Yani bunu yapıyor çoğu zaman işverenler. Çalışan da farkına varmıyor. Sigorta girişini görüyor ama kişinin adına prim ödenmedikten sonra onun hiçbir anlamı kalmıyor. 5 yıl içinde itiraz edilirse tabii buna olabilir ama zaman aşımına uğruyor birçoğunda. Aynen öyle. Hak düşürücü süre var orada da. Şimdi eğer izleyenimiz adına 8. ayda mesela 88'in 8. ayında yatmış olsaydı bak 51 yaşında emekli olabilirdi. Ama bu durumda 2000 yılını geçtiği için Şubat yanılmıyorsam bu arkadaşımızda da evet. 2000 yılında olduğu için erkek sigortalı 4A sigortalısı 60 yaşında emekli olacak.
Bayağı fark ediyor. Bayağı fark ediyor. Yani. Bir defa 9 yaş buradan fark ediyor. Ama şu detaya girmiş, hani askerliğimi borçlanırsam diyor. Eğer girdiği tarihten önce, yani Şubat 2000 yılından önce askerliğini yapmış ise, o zaman yaptığı süre kadar geriye gider başlangıç. Bu da 2000 yılından kurtarır kendisini, 58 yaşına düşürebilir. Peki. Hocam şimdi Enis Bey'in bir sorusu var. Diyor ki ben bir firmada 2 Mart 2015 itibariyle işe başladım. Yani ilk yıllarda sorun yoktu ama son 3 yıldır demiş. Personel servisi ve hafta sonu mesaisiyle birlikte yıllık 1200 saatten fazla mesai yapıyorum. Ücretlerimizde sorun olmuyor. %50 ile yatıyor hesabıma. Aylık puantaj imzalatırken de benim mesai saatimin yanına personel servisi yazılıyor. Şimdi iş yerinden istifa etsem kıdem tazminatımı alabilir miyim demiş. Evet. İstifayı da şöyle yapacak, haklı nedenle fesih yapacak. Çünkü burada hiç tutar yanı yok bu çalışma düzeninin. Kendi bahsetmiş olduğu koşullar içerisinde bu iş yerindeki çalışma düzeninin tamamı yanlış. Yani mesai dediği izleyenimizin fazla mesai. Öyle adlandırılır özellikle uygulamada. Şimdi 1200 saat ne demek? Çok yüksek bir rakam Berfu. Yani kanunun bize çizdiği sınır yılda 270 saat. Ve 270 saatin üzeri aşılıyorsa bir defa kanunumuz, iş kanunumuz çalışana haklı nedenle fesih yetkisini verir. Ki bunu da çok kolaylıkla kanıtlayacaktır. Bu durumda da kıdem, ihbar bütün alacaklarını alabilir. Peki. Hocam hızlanalım. Çok soru var. Özdemir Bey, şu an SSK'lı çalışanım. Emekliliğime 2 yıldan az bir süre kaldı. Daha önceden de 3426 günüm Bağkur'um var. SGK'ya Bağkur günlerimin SSK'ya aktarılması ya da birleştirilmesi için acaba bir dilekçeyle mi başvursam demiş. Emeklilik günüm geldiğinde sadece emeklilik başvurusu yapmam yeterli mi demiş. Emekliliğime 2 yıldan az bir süre kaldı diyor. Şimdi benim izleyenimize tavsiyem şu. Bir defa bu otomatik olarak gerçekleşmez, onu söyleyeyim. Muhakkak kendisinin hizmet birleştirme formunu düzenleyerek SGK merkezine gidecek, hizmet birleştirmesi talebinde bulunacak. Yani Bağkur hizmetiyle SSK'lılığını birleştirme talebinde bulunacak. Benim tavsiyem de bunu emeklilik tarihine 1-2 ay kala yapmış olması. Bazen sorunlar çıkabiliyor uygulamadan kaynaklı. Bunların önüne geçebilmek adına emeklilik tarihinden 1-2 ay öncesinde yapması isabetli olur. Peki. Bu dilekçeyi vermesi isabetli olur. Hakan Bey, işsizlik maaşı almak için koşullar nelerdir diye sormuş. Evet, biraz önce esnaf açısından konuştuk ama hali hazırda özellikle 4A sigortalılar açısından, hizmet akdiyle çalışanlar açısından son 3 yılda en az 600 gün adınıza prim ödenmiş olması lazım. Yani son 3 yılda daha açık bir ifadeyle son 3 yılda en az 600 gün çalışmanızın olması gerekiyor. Ve bunun SGK'ya bildirilmiş olması gerekiyor. Bir de son 120 gün, yani işten çıkarıldığınız tarihten önceki son 120 günde de bir hizmet akdiyle bir işverene bağlı olmanız gerekiyor. Daha önce kesintisizlik şartı aranıyordu 120 günde. Ama şimdi onun yerine hizmet akdiyle çalışıyor olmayı bıraktı. Bu iki koşulu yerine getirirseniz ve işveren sizi işten çıkarmış ise, burası çok önemli, kendiniz ayrılırsanız olmaz. İkale sözleşmesi imzalarsanız, anlaşmalar oluyor ya bazen, onlarda da alamazsınız. Ancak istifa koduyla, düzeltiyorum, işverenin çıkarma koduyla, hizmet akdini sonlandırma koduyla verilirse o zaman alabilirsiniz. Aslan Yiğit, hafta tatilinde çalışmak mümkün mü? Ücreti ne olmalı diye soruyor hocam. Mümkün değil. Yani yasal olarak mümkün değil ama biliyoruz ki hafta tatilinde çalışılan çok iş yeri var. Bazı iş yerleri izin almak kaydıyla çalışabilir. Bunun altını çizelim ama kural olarak, esas olarak iş kanunumuz hafta tatilinde çalışmayı yasaklamış. O yüzden ücreti de öyle bir şey yok herhalde. Var ama buna rağmen yapanlar olduğu için en azından mağduriyet olmasın diye. En az %100 zamlı olarak ödenir. Yani diyelim ki saat ücretiniz 30 lira, 60 lira üzerinden değerlendirilir. Peki. Doğan Yurdakul, iş yerimde 3 yıldır çalışıyorum. Yıllık ücretle iznim kaç gün olmalı demiş. Bir defa o iş yerinde ilk yılı tamamlamış olmak lazım. İzlenimi tamamlamış. 3 yıldır çalıştığına göre 14 gün yıllık ücretli izni var. Burada karıştırılan şu var. 1 yılı tamamladıktan sonra 5 yıl, 1 ile 5 yıl arası 14, 5 ile 15 yıl arası 20, 15 yıl ve üzerinde 26 güne çıkar izin. Ancak 5. yıla giren çalışanlarımızın çoğu, yani 5. yılın içinde olanların çoğu zannediyorlar ki 20 gün iznim var.
5. yılın tamamlanması lazım. 6. yıldan gün alınması durumunda 20 güne çıkacaktır. Peki, bu önemli bir ayrıntıydı. Hasan Bey diyor ki yurt dışında yaşıyorum. Arkadaşlarım emeklilik için borçlanma yapma diyor. Evet. Ne değişti diye sormuş. Vallahi çok şey değişti. Yani özellikle yazın yaptığımız programlarda da bunu söylemiştik. Ağustos ayında evet. Devreye girdi. Daha önce yurt dışı borçlanması 4A sigortalılığına sayılıyordu. Yani hizmet aktiyle çalışanların ve daha avantajlıydı. Ve aynı zamanda borçlanma %32,5 prim oranı üzerinden yapılıyordu. Şimdi ne değişti? İki tane çok önemli parametre değişti. Bir, artık borçlanacağı süreler yurt dışında çalışanlarımızın Bağkur'a sayılıyor, 4B'liye sayılıyor. Bu çok arzu edilen bir durum değil. Çünkü emekli aylıklarında görece olarak daha düşük oranlar çıkabiliyor, rakamlar çıkabiliyor. İkincisi, %32,5 üzerinden öderken şimdi %45'e çıktı. Yani borçlanmanın maliyeti arttı. Bu nedenle özellikle yurt dışı borçlanma dosya sayısının çok düştüğünü ben izliyorum, görüyorum. Böyle bir önlem aldı devletimiz. Tarık Bey, izindeyken başka bir iş yerinde çalışırsam yasaları çiğnemiş olur muyum demiş. Evet. Yani yıllık ücretli izinde kural olarak başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışılması yasaktır. Ha bunu işveren tespit ederse, kişi orada kayıt dışı çalışıyor olsa bile kişinin hizmet taktiğini tazminatsız feshedebilir. Yani işverene haklı nedenle fesih yetkisi verir. Çünkü iznin, yıllık ücretli iznin temel gerekçesi kişinin dinlenmesidir. Dinleneceği tarihte başka bir iş yerinde çalışıyorsa yıllık ücretli iznin gerekçesi aşılmıştır. Bunun da tabii ki yaptırımları vardır. Faruk Bey, işverenim şartlar değişti, şimdi başka şehirde çalışacaksın diyor. Gitmesem ne olur demiş. Bu çok karşılaşılan hususlardan birisi. Burada yapılan hizmet sözleşmelerinin, hizmet akitlerinin önemi ortaya çıkıyor. Eğer işe girerken izleyenimiz hizmet sözleşmelerini genellikle hani nasılsa iş bulduk aman okumadan imzalanıyor. Okumadan imzalanıyor ya. Eğer böyle yapmış ise ve orada buna ilişkin bir husus varsa gidecek. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama yoksa bu durumda gitmeyebilir. Ayşe Tuna, asgari ücret bu sene ne zaman belli olacak? Ücret desteği olacak mı demiş hocam. Evet. Asgari ücret yılın sonunda belli oluyor biliyorsun. Aralığın son günlerinde işte 28 Aralık civarında, 29 Aralık civarında açıklanır. 3-4 tur işte işçi, işveren, görüşmeler devlet olacak. Görüşmeler devam edecek. Tarihi böyle. Ücret desteği olacak mı? Geçen sene çok konuşuldu. Son anda girdi. Bu sene olmayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii belli olmaz. Mehmet Kaya, bu yıl kıdeme fon sistemi gelir mi demiş hocam. Kısacık ne diyelim Mehmet Bey'e? Biraz önce söyledim. Tamamlayıcı emeklilik sisteminden gündeme gelebilir dediniz. Gündeme bahsetmeye başladık. Gündeme gelebilir. Peki. Profesör Doktor Cem Kılıç hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür. Yayına katkılarınız için, soru ve yorumlar için izleyicilerimize de teşekkür edelim. Şimdilik hoşça kalın.